Merhaba arkadaşlar, ben İlknur Dökmez. Takı Tasarım, Şmuk Design und Herstellung YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir önceki bölümde yaptığım epoksi çalışması var. Yani epoksi çalışmasını burada gördüğünüz gibi böyle boncuklarla nasıl kaplayacağız onu göstereceğim. Böyle bir kolye ucu yapmıştım. Tabii epoksi çalışması yapmayanlar için doğal taş kullanabilirler ya da hazır kaboşonlar kullanabilirler. Bir önceki bölümde de epoksi resim çalışması yapmıştık. Sağ üst köşede çıkan linke tıklayarak bu videoyu da izleyebilirsiniz. Şimdi malzemelerimize geçelim. Gerekli olan malzemelerimiz 3 milimlik kristal kullanacağım. Ama burada da 4 milimlik kullanmıştım. İsterseniz 4 milimle de deneyebilirsiniz. Kaboşonlarınızın ya da doğal taşınızın yapacağınız epoksinin inceliğine de bağlı kullanacağınız kristalin büyüklüğü. Ben 3 milimlik olanını daha makbul gördüm. Makas lazım. 16 milimlik misina lazım. Düzgün kesimli 0-11 numara kum boncuk gerekiyor. Evet, şimdi modelimize başlayabiliriz. 7 tane kum boncuk aldım. Ve bir tane piramit kristal. İçinden bir tur geçiyorum. Ve iki defa düğüm atıyorum. İki tane kum boncuktan aşağı doğru iniyorum. İlk başta 7 tane kum boncuk alıyoruz her zaman. Sonra 5 tane kum boncuk alıyoruz. 5 tane kum boncuk aldım. Bir tane de kristal aldım. İpimiz buradan çıkmıştı. Şimdi tekrardan ters yönden İki kum boncuktan aşağı doğru iniyorum. Beş tane kum boncuktan geri yukarı çıkıyorum. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken, ip yukarıdan çıktığı zaman ilk önce kristal alıyoruz. Sonra 5 tane kum boncuk alıyoruz. Buradaki 2 tane kum boncuktan geri yukarı çıkıyoruz. Ve tekrar kristalin içinden geçiyoruz. İki tane kum boncuktan aşağı doğru iniyoruz.
ekibimiz aşağıda olduğu için ilk önce kum boncuk alıyoruz, 5 tane. Sonra bir tane kristal alıyoruz. Ve tekrar bu iki tane kum boncuktan aşağı doğru iniyoruz. Tekrar yukarı çıkıyoruz. 5 tane kum boncuğun içinden geçerek. İpimiz yukarıda olduğu için ilk önce kristal alıyoruz. Bir tane kristal. Sonra 5 tane kum boncuk alıyoruz. Ve aşağı indiriyoruz. İpimiz yukarıda. Bu iki kum boncuktan yukarı doğru çıkıyoruz. Tekrar kristalin içinden geçiyoruz. Ve iki tane kum boncuktan aşağı iniyoruz. İpimiz aşağıda olduğu için ilk önce 5 tane kum boncuk alıyoruz. Sonra bir tane de kristal alıyoruz. Yukarıdan aşağı doğru 2 tane kum boncuğun içinden geçiyoruz. Beş tane kum boncuktan yukarı doğru çıkıyoruz. İpimiz yukarıda olduğu için ilk önce kristal alıyoruz, bir tane. Sonra 5 tane de kum boncuk alıyoruz. İki tane kum boncuktan yukarı doğru çıkıyoruz. Ve kristalin içinden geçiyoruz. İki tane kum boncuğun içinden aşağı doğru ilerliyoruz. İşlemimiz bu şekilde devam edecek. Ta ki çevresini kaplayana kadar, sonuna kadar geldiğimizde birleştirme işlemini yapacağız.
şekilde çevreledi. Şimdi kapatmak için ipimiz altta 3 kum boncuk aldım ve diğer tarafın alttan kum boncuktan ikisinden geçiyoruz. Tane kum boncuk aldık ve buradan ilerledik. İki tanesinden geçtik. Bir tane kristal aldım ve diğer tarafın kum boncuğundan iki tanesinden aşağı doğru ilerliyoruz. Bu şekilde kapanıyor. Ve içinden devam ediyoruz. Bir tane kristalden geçiyorum. Buradan aşağıya iki tane iniyoruz. Herhangi bir yerde düğüm atıyoruz. Benim ipim bitti. Yeni ip takmam gerekiyor. İpimi bağladım, orta kısma geldim. Yani buradan saydığımızda şu kenardan 1, 2, 3, 4, dördüncüsü buradan çıkıyorum ve bir tane boncuk alıyorum. Yine buranın karşı tarafın dördüncü olanından tam orta kısmından giriyorum. Orta kısımdayım. Bir tane boncuk aldım. Yandaki bir sonraki sıranın orta kısmına batıyorum. Yani ne oluyor? Buradan saydığımızda 1, 2, 3, 4. Dördüncüsüne batıyorum. Tekrar bir tane kum boncuk aldım. Bir sonraki sıranın ortasına giriyorum. Tekrar bir boncuk aldım. Tekrar orta kısma giriyorum. İşlemimiz böyle devam ediyor sonuna kadar. Şimdi sonuncu boncuğu ekliyorum. Yine burada ortadan yine orta kısmı buluyoruz ve ama ilk yaptığımız yani ilk koyduğumuz kum boncuktan ikisinden bir anda geçiyoruz. Çemberimiz bu şekilde oluyor. Ve biraz düzlüğümüzde
tam oturacak. Şimdi bu ön tarafı bitirdik. Şimdi bu arka tarafa geçeceğim. Buradan ipimiz burada. Buradan biz aşağı doğru ilerliyoruz. Boncukların içinden. Ve bir kristalden de ilerliyoruz. Şimdi 11 tane kum boncuk alacağız. 11 tane kum boncuk aldım. İpimiz burada. Burada ters yönden geçiyorum. Buradan yukarıya. Buradan yukarıya 5 boncuk ilerliyorum. Altı tane kum boncuk aldım. Öndeki kristalden geçiyorum. Buradan yukarıya 5 boncuğun içinden çıkıyorum. Buradan tekrar aşağıya iniyorum. 6 kum boncuğun içinden. Ve kristalin içinden tekrar geçiyorum. Bu şekilde. Tekrar 6 kum boncuk aldım. Burada bir taneyi bırakıyorum, bu şekilde 5 taneden aşağıya iniyorum. Ve kristalin içinden geçiyorum. Buradan 5 tane kum boncuktan yukarı doğru çıkıyorum. Yine bir tane bırakmış olduk. Gördüğünüz gibi arka kapak böyle kapanacak. 6 kum boncuk aldım. Kristalin içinden geçiyorum. Beş tane kum boncuktan yukarı çıkıyorum. Buradaki kum boncuklardan da aşağıya
iniyorum. Ve öndeki kristalden de geçiyorum. Altı tane kum boncuk aldım. Burada bir tane tepede bırakıyorum. Ve beş tanesinden aşağı iniyorum. Tekrar kristalin içinden geçiyorum. Ve buradan 5 tane kum boncuktan yukarı çıkıyorum. Tekrar 6 kum boncuk aldım. Kristalin içinden geçiyorum. Ve 5 tane kum boncuktan yukarı çıkıyorum. Ve tekrar 6 tane kum boncuktan aşağı iniyorum. Ve kristalin içinden tekrar geçiyorum. İşlemimiz böyle devam edecek. Çemberi bu şekilde kapatacağız. Arkaya bu şekilde olacak. Böyle oturacak. En son kristale geldim. Kapatma işlemini de yapacağız. Beş tane boncuktan yukarı çıkıyorum. Ve sadece bir kum boncuk alıyorum. Buradaki beş boncuktan da aşağı iniyorum. İpimizi sıkmadan önce epoksi yerleştirmemiz gerekiyor. Aralardan girerek sıkılıyoruz. Buradan aşağı iniyoruz. Aşağı doğru indikten sonra buradaki bir boncuktan giriyoruz. Şimdi bir kum boncuk alıyoruz. Bir tane batıyoruz. Yani boşlukları dolduracağız. Ve aynı zamanda sıkılamış olacağız. Peyote işleminde olduğu gibi.
bir kum boncuktan geçiyorum. Bir tane kum boncuk alıyorum. Ve diğer kum boncuğa batıyorum. Bu şekilde çemberimizi devam edeceğiz. Şimdi son kum boncuğunu da koyuyorum. Ve burada içinden iki tanesinden birden geçiyorum. İstediğiniz şekilde sıkabilirsiniz. Kullanacağınız forma göre. Şimdi bu ön tarafa geçmek istiyorum. Orayı da sıkılayacağım. Buradan aradan isterseniz tabii ki burayı biraz daha büyütebilirsiniz. Ben biraz daha öyle yapmıştım. Devam ettim. Siz de yapabilirsiniz. Dilerseniz istemezseniz de böyle bırakabilirsiniz. Şimdi bu aradan gidiyorum. Burada kum boncuklarının arasından geçiyorum. Bu ilk sıraya ulaşabilmek için boncukların arasından geçmeye devam ediyorum. Dilerseniz aynı kum boncukla devam edebilirsiniz. Dilerseniz farklı bir boncuk koyabilirsiniz. Ben farklı bir renk denemek istiyorum. Bir tane kum boncuk aldım. Hemen öndeki kum boncuktan geçiyorum. Hemen öndeki kum boncuktan geçiyorum. Bu şekilde çemberimizi devam edeceğim. Evet, bir sıra daha boncuk gittikten sonra aralara herhangi bir yerden dolaştırarak düğüm atabiliriz ve ipimizi kesebiliriz. Ya da bir sıra daha boncuk aralara geçirebilirsiniz. Ama bence gerek yok. Tam oturmuş durumda. Kayma olmaz. Benim yaptığım gibi buraya halka görevini görüyor. Böyle bir şey peyote'den örmüştüm. İki parça halinde bu şekilde birleştirdim ve aradan kordonum geçirdim. Siz de bu tarz bir şey yapabilirsiniz. Ya da direkt metal halka kullanabilirsiniz. Arzunuza kalmış. Ya da bir bilekliğe takabilirsiniz bu şekilde. Biraz abartılı olur ama şık da olur. Arzunuza kalmış. Evet, kolye ucumuz bu şekilde.
Çok da şık oldu. Bu kolyem daha yapım aşamasında, henüz bitmedi. Bu kolye ucumu tragımperlerle birleştirmek istiyorum. Güzel olacağını düşünüyorum. Önümüzdeki dönem size tragımperlerle ilgili bir video hazırlamak istiyorum. Ben daha henüz kolyemi bitirmedim. Bitirdikten sonra size yayınlayacağım. Videosunu da hazırlayıp yayınlamak istiyorum. Ama biraz sürecek. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenip paylaşabilirsiniz. Sürçülisan ettiysem affola. Sevgiyle ve sağlıcakla kalın. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.